Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, yine Güzel Hayat programındayız ve bugünkü konumuz da özellikle daha çok yaş almış büyüklerimizi ilgilendirse de başlık olarak hepimizin aslında bildiği ama içerik olarak çok fazla bilgilenmemiz gereken çok önemli bir konu. Ana başlığımız inme veyahut da felç olarak bildiğimiz konu. Acaba biz inme ve felçten nasıl korunabiliriz? İnme ve felç geçiren bireylerimizi nasıl destekleyebiliriz? Ve inme ve felç anlamında acaba bizim risklerimiz neler? Ve özellikle bu bireylerimizin kaybolan yaşamlarını tekrar geri kazanmak için acaba yapmamız gerekenler neler? Ve biz hangi kurum ve kuruluşlardan destek alabiliriz? Ve bugün acaba inmede bizim başvuracağımız kuruluşlardaki bireyler kimlerdir? Ve bize nasıl yardımcı olurlar? Ve aslında hepimizin riski var bu konuda ama umarım bununla yüzleşmeyiz. Şimdi bugün inme ve felç başlığını yine çok emek harcamış bilim insanlarına soracağız. Bugün konuklarımı size tanıştırmak istiyorum. İlk konuğum Profesör Doktor Ethem Murat Arsava. Ethem hocamız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nın kendisi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Ethem Hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun. İkinci konuğumuz daha önce de tanıyorsunuz programlarımdan. Profesör Doktor Canan Togay Işıkay. Canan hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar diliyorum herkese. Sağ olun, çok teşekkürler. Ve üçüncü konuğumuz Profesör Doktor Erdem Gürkaş. Erdem hocamız İstanbul Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz Erdem hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Ve dördüncü konuğumuz Profesör Doktor Hadiye Şirin. Hadiye hocamız da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz Hadiye Hocam. Hoş bulduk. İyi ve yararlı bir yayın olması temennisiyle. Sağ olun. Eksik olmayın. Ve dört konuğumuz da aslında aynı zamanda Türk Beyin ve Damar Hastalıkları Derneği'nin değerli üyeleri. Ve beşinci konuğumuz Doçent Doktor Ender Ayvat hocamız. Ender hocamız da Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz Ender hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, eksik olmayın. Evet sevgili dostlar, bugünkü başlığımız inme veyahut da felç sonrası acaba kaybolan hayatları geriye nasıl kazanabiliriz, kazandırabiliriz? Ve ilk sorumuz Ethem hocama soracağım. Hocam bugün felç dediğimiz zaman aslında herkesin önüne, gözünün önüne bir resim geliyor. Sizin bir tıp adamı olarak inme ve veyahut da felci nasıl tanımlarsınız, neden olur? Ve özellikle inme veya felce neden olan risk faktörlerinin başında neler var hocam? Buyurunuz. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. İnme en kaba tabiriyle esasında bir damar hastalığı ve beyni etkileyen bir damar hastalığından burada bahsediyoruz. Maalesef oldukça sık bir hastalık. Dünyadaki en sık ölüm nedenleri ve sakatlık nedenleri arasında en önde geliyor. Özellikle erişkin yaş grubunda. Ülkemizdeki rakamlar da senede yaklaşık 125 binler, 150 bin civarı hastamız inme geçiriyor. Bu şu anlama geliyor aslında babaca. Bu bir saatlik program esnasında 15-20 vatandaşımız inme geçirmiş olacak. Şimdi inme bir damar hastalığı, beyin damarlarını etkileyen bir hastalık dedik. İki şekilde ortaya çıkıyor. Tıbbi açıdan çünkü tedavileri ve yaklaşımları farklı. Ya bu beyni besleyen damarlar tıkanıyor ve bu tıkandığı için işte beyni oksijen ve diğer beyin hücrelerinin çalışması için gereken besinler ulaşamıyor ve bir beyin hasarı ortaya çıkıyor. İşte biz buna tıkayıcı bir inme adı veriyoruz. Bu en sık görülen tipi.
daha az görülen bir tipi de beyin damarları yırtılıyor ve yırtıldığı için bir beyinde veya beynin çevresinde bir kanama ortaya çıkıyor. Bu da bir yine karşımıza hastayı inme veya felç tablosuyla getiriyor. Kimlerde inme görülebilir? Esasında siz de programın başında vurguladınız. Daha çok ileri yaş grubu etkileniyor ama şunu vurgulayayım, izin verin. İnme esasında her yaşta görülebiliyor. Çocuklar görülebiliyor, bebekler de görülebiliyor, genç erişkinler de görülüyor. Ama tipik olarak 60 yaşından sonra sıklığı giderek artmaya başlıyor. Diğer tüm damar hastalıklarında olduğu gibi. Tabii damar hastalığı dediğiniz zaman esasında ister kalp krizinden bahsedin, isterseniz bacakları ilgilendiren, vücudun diğer damarlarını ilgilendiren hastalıklardan bahsedin. Risk faktörleri temelde genelde aynı tüm bu hastalıklar için. En sık veya en çok katkıda bulunanlar hastalığa tansiyon veya işte hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon durumu, yüksek kan basıncı durumu, işte diyabet dediğimiz veya şeker olarak bilinen hastalığımız, kolesterolün yüksek olması, işte uyku apnesi olması gibi belli sistemik hastalıklar ki bunların biliyorsunuz yine çoğu ileri yaş grubunda giderek sıklıkları artıyor. Bunlar bir araya gelip vücudun belli yerlerinde damar problemlerine yol açıyorlar. İşte beyni ilgilendirdiği zaman da hasta karşımıza felçle geliyor. Tabii risk faktörleri bunlarla bitmiyor. Bunlar hastalık olarak olan risk faktörleri. Bir de tabii yaşamımızda yaptığımız belli hatalar veya işte yapılmaması gereken süreçler inmeye veya damar hastalıklarına katkıda bulunuyor. Sedenter veya işte hareketsiz bir yaşamımızın olması, yeterli fiziksel aktivite yapmamamız, kötü beslenme alışkanlıklarının olması, fazla karbonhidrat tüketilmesi, kızartmaların fazla yenmesi gibi ve kötü beslenme alışkanlıkları, uyku düzeninin kötü olması, yoğun sigara veya alkol kullanımı gibi yaşamsal faktörler, bunların hepsi diğer damar hastalıklarında olduğu gibi inmeye de katkıda bulunuyor. Daha genç yaşlarda işte az önce bahsettim illa ileri yaşlarda görmek zorunda inmeyi değiliz dedim. Daha genç durumlarda bazı tıbben araştırılması gereken bozukluklar veya işte damar yırtılmaları gibi diğer nadir nedenler de inmeye yol açabiliyor ama özetleyecek olursak esasında tüm damar hastalıkları için hangi risk faktörleri söz konusuysa inme başlığı altında da aynı faktörlerini sıralamak mümkün. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocamız aslında dedi ki her ne kadar yaş almış büyüklerimiz bu inme ya da felçle yüzleşme riski çok fazla olsa da aslında bu her yaşta çocuklarda bile görülebilir dedi. Ve tabii risk faktörlerini sıraladı hocamız. Özellikle yaşama bağlı risk faktörleri son derece önemli. Aslında yaşama bağlı saydığı risk faktörleri aynı zamanda çeşitli hastalıkları da hocamız sıraladı. O hastalıkların da temel nedenleri arasında sigara içmek dedi, kötü beslenmek dedi, uyku düzeninde bozukluk dedi. Ve obeziteden özellikle karbonhidrat tüketiminden bahsetti. Ve gerçekten ülkemizde tabii tanı alan yılda 125 bin ila 150 bin kişinin olduğunu söyledi ve çok ölümcül seyrettiğini söyledi. Demek ki biz aslında insanlarımıza yardımcı olmak için bu hastalığı öncelikle tanıyan, bu hastalık konusunda okur yazarlığı yüksek olan bireylere dönmemiz gerekiyor. Şimdi Canan Hocam, Ethem Hocam'ın bu bilgilerinden sonra size hemen bir soru doğdu. Bizler bugün inmeyi nasıl tanıyacağız? Özellikle hangi bulgular, hangi şikayetler? Çünkü biz bunu erken tanıdığımız zaman tabii hastalarımızın yaşama tutunma olasılıkları veyahut da sakat kalma yüzdeleri küçülüyor. Yaşama tutunma olasılıkları da artıyor. Nasıl tanıyacağız hocam inmeyi? Buyurunuz. Sinan Bey, aslında inmenin en sık olarak ve en yaygın olarak bilinen belirtisi felç, bir tarafta kuvvet kaybı kolda, bacakta. Ama bununla sınırlı değil bulgular. Çünkü beynin birçok işlevi var. Ve beynin belli bir bölgesini besleyen damar tıkandığında ya da beynin belli bir bölgesinde kanama olduğunda o bölge fonksiyonunu kaybediyor ve o bölge işlevsiz hale geliyor. Dolayısıyla bununla ilişkili belirtiler ortaya çıkıyor. Bunlar çok çeşitli olabilir.
Bir tarafta kuvvet kaybı, tabii kolda ve bacakta kuvvet kaybı, his kaybı en çok görülen belirtilerden. Ama hastanın konuşması bozulabilir, hiç konuşamayabilir veya konuşulanları anlayamayabilir. Görme kaybı olabilir çünkü aynı zamanda görme sinirini ve gözü besleyen damar da tıkanabiliyor. Ve bu damarın tıkanıklığı sonucu ani gelişen görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra ani başlayan baş dönmesi, denge bozukluğu, inme belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Ani başlayan yine kişinin daha önce hissetmediği kadar şiddetli bir baş ağrısı, beyin kanaması belirtisi olabilir. Ani gelişen bilinç bozukluğu, yüzde kayma, inmenin diğer belirtilerindendir. Bu belirtilerin hepsinde özellikle vurgulamaya çalıştığım gibi ani gelişmesi bizi çok uyarmalı. Çünkü inme belirtileri genellikle çok ani, çok sağlıklı bir kişide aniden ortaya çıkmasıyla tanıtıyor kendini. Haftalar ya da günler içinde gelişen belirtiler olduğu durumlarda inme düşünmüyoruz. Biz başka şeyler aklımıza geliyor. Ama bu demin saydığım belirtilerden bir tekinin bile ani olarak ortaya çıkması inmeyi düşündürmeli. Demin de vurgulandı, bu çok önemli bir konu. Yaştan bağımsız olarak, ani olarak gelişen bu belirtilerden herhangi birinin varlığı durumunda hemen aklımıza inmeyi getirmeliyiz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Hocamız dedi ki aslında felç oluştuğu zaman kuvvet kaybı veyahut da bu oluşan beyindeki sorun nereyle alakalıysa o tarafta kuvvet kaybı ve işte kayma gibi bir takım şeyleri bizler aslında tanıyabiliyoruz. Ama dedi ki beyindeki bu problemin kanamanın veya tıkanmanın olduğu yere bağlı olarak bir takım şikayetler ortaya çıkabilir ve bunlar ani gelişen şikayetler olabilir. Bunun için tabii bu konuyu akılda tutmak son derece önemli. Onun için ani gelişen bir şey olduğu zaman bizim mutlaka sağlık kuruluşlarına hastalarımızı taşımamız gerekiyor. En önemli şey bu. Çünkü böyle ciddiye almadığımız her şey aslında hastalar için ölümsüz olabilir dedi. Şimdi özellikle bugün hocam dünyadaki gelişmiş sağlık sistemlerinde inme konusunda çeşitli hastaneler, klinikler, girişimsel bir takım tedaviler ve zamana karşı yarışan sağlık ekiplerini biz bugün özellikle dünyadaki bu sağlık sisteminin geldiği çeşitli başarı hikayelerinde duyuyoruz. Şimdi Erdem Hocam, bugün özellikle beyinde bir pıhtı oluştuğu zaman mesela şimdi girişimsel yöntemlerle bunların çıkarıldığını biliyoruz. Acaba bu hangi hastalarda mümkündür? Ne zaman mümkündür? Yani çıkarıp hemen kişiyi normal hayatına geri döndürmek ve bu her zaman her hastada yapılabilir mi? Kimler yapar bunu? Neresi yetkilidir? Hocam bu konuda ne söylersiniz? Buyurunuz. Sinan Bey çok teşekkür ederim. Bu önemli bir soru. Tabii Murat Hocam'ın bahsettiği gibi en sık inmeler tıkayıcı tipte inmeler oluyor. Yaklaşık %85 civarında. Kardiyopatiden biliyoruz aslında kalp krizi geçiren hastalarda damarlara müdahale ederek bu damarları açma şansı oluyor. Aynı şekilde inme hastalarında da bu mümkün. İki tip tedavi var. Birisi pıhtıyı eriten, birisi de anjiyo yoluyla o tıkalı damarlara ulaşıp hastalara müdahale etme yoluyla o pıhtıyı dışarı alma şeklinde tedaviler, anjiyografik müdahaleler. Bu pıhtıyı eriten tedaviler 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren tüm dünyada, bizde de 2000'li yıllardan sonra zaten uygulanıyor. Anjiyografiyle yaptığımız pıhtıyı çıkarma tedavileri de 2015 yılında tüm dünyada artık bunların bu tarz gelen hastalarda müdahale edilmesi gerektiğini kılavuzlarda da zaten bildirilmiş oldu ve biz de Türkiye'de büyük bir ekiple bu tedavileri yapıyoruz.
Bu tedavilerde şöyle, aynı kalp anjiyosu gibi kasıktan girerek bu hastalarda özellikle anjiyoyla ulaşabileceğimiz damarlarda, ana damarlarda bir pıhtı varsa seçili hastalarda, seçili hasta derken hastaların erken dönemde gelmiş olması çok önemli. İlk 6 saatte gelen hastalarda bu müdahaleleri yapabiliyoruz. Bu hastalarda tabii yaptığımız tedaviler özellikle yapılmadığı zaman ağır seyredecek, yani tekel dediğimiz engelliliğe neden olacak, yatıplak kalabilecek hastalara müdahale ediyoruz. Bu hastalar eğer beyin dokusu tam ölmeden diyelim, eğer kurtarabilirsek bu hastalar bazen anjiyografi masasında, bazen birkaç gün içinde, bazen de birkaç hafta içerisinde eski sağlıklarına kavuşabiliyorlar. O yüzden bu altın saatler oldukça önemli. Tabii bu tedavi her hastada her zaman yapılabilir mi? Aslında inme semptomları çok hasta yakınları tarafından veya hasta tarafından fark edilebilen semptomlar. Eskilerde daha çok olmakla birlikte hala da var. Hani hastayı evde müdahale etmeye çalışıyor. Bu kesinlikle yanlış bir uygulama. Bu durumda mutlaka 112 ile 112'yi arayarak bu hastaların hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmaları gerekiyor. Çünkü değişen spektrumda semptomlar olabiliyor. Bazen çok hafif semptomlarla gelen hastalarda ana damarlar tıkalı olabiliyor. Bazen tabii yine ağır geliyor, ana damar tıkalı olabiliyor. O yüzden bu hastaları mutlaka 112 vasıtasıyla iletişim kurarak en hızlı şekilde inme merkezlerine götürmek gerekiyor. Bu tedaviler aslında Türkiye'de 2019 yılında Sağlık Bakanlığımızın da çıkardığı inme tebliğiyle beraber Türkiye'nin birçok yerinde inme merkezleri, var olan inme merkezleri ve yeni oluşan inme merkezleri oldu. Ve birçok ilde bu hastaların müdahalesi gelişmiş teknolojik cihazlarla, işte pıhtı çıkarmaya yarayan stentlerle veya aspirasyon kateteri dediğimiz malzemelerle bunların ehil ellerde tedavileri oldukça hızlı bir şekilde yapılabiliyor. O yüzden bu hastaların mutlaka böyle bir inme semptomlarıyla karşılaştıklarında mutlaka 112'ye haber vererek sağlık merkezlerine ulaşmaları çok önemli. Türkiye'de de oldukça fazla sayıda girişimsel tedavileri yapabilen uzman hekimler olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Dünyaya kıyasla Türkiye'de de oldukça iyi durumda olduğumuzu söylemek isterim. Erdem Hocam, çok önemli şeyler söylediniz. Dediniz ki bu inme geçiren hastalar için en önemli şey aslında ilk 6 saatte eğer ki tıkayıcı bir durum varsa ve inme merkezine de ulaşmışsa bu pıhtıyı çıkarmak için aslında ve hastanın hayat yaşam konforunu sürdürmek için bir fırsatı var. Ama gecikme olduğu takdirde hastayı zor günler bekliyor. Belki de yaşamını kaybediyor ve hasta ciddi bağımlılıklarla yüzleşebiliyor. Onun için bizim mutlaka böyle bir özellikle felç, kayma, kuvvet kaybı veya Canan Hocam'ın saydığı şikayetlerle biz yüzleştiğimiz zaman mutlaka 112 ile konuşup bu hastaların bir an evvel aslında onların yönlendirmesiyle Türkiye'deki yeterli sayıda olan aslında belki de daha da çok artırılması gereken yeterli dedik ama bu merkezlere sevk edilmesi bu hastalarımızın yaşam konforunu, yaşamını ve hatta onlarla birlikte yaşayan insanların yaşam konforunu da ne yapacaktır? Koruyacaktır dedi hocamız. Bu demek ki bizim aslında toplum olarak inme konusunda çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Ve bence her bireyin bu konuyu öğrenmesi lazım. Çünkü hocam dedi ki herkes bununla yüzleşebilir dedi. Hadi hocam, şimdi tabii inme sonuçta herkesin riski. Acaba bu birisinin bir inme geçirmiş olması onun inme geçirme riskini tekrar artırır mı? Ve bizler acaba inme geçirmemek için neler yapabiliriz hocam? Hani risklerden bahsedildi ama yapacaklarımız konusunda da sizin değerli uyarılarınızı alalım hocam. Buyurunuz. İnmede çare erken müdahale. Erdem Hocam bunu çok güzel vurguladı. Her saniye, yani ilk 6 saat hadi yavaş yavaş gidelim değil. Mümkün olan en hızlı bir şekilde gitmek ki bu da 112 ile gitmek gerekiyor. İnme olduğunda en az kalıcı bulgu olmasını engellemek ve sağlığına kavuşmak için.
inme geçirdi. Ben hakkımı artık kullandım. Bir daha geçirmeyeceğim diye bir şey yok. Ne yazık ki inme tekrarlama riski olan, hele hele bir kez inme geçiren kişinin demek ki risk faktörleri onda bu olaya neden olacak bir altyapıya sahip ve tekrarlama riski var. Erken dönemde de tekrarlama riski çok daha fazla. Hafif inmelerde geçici iskemik atak dediğimiz uyarıcı kişinin daha sonra tekrar başka bir felç geçirmesini uyarıcı semptom olan durumlarda bazen hastalar herhangi bir merkeze başvurmuyor. Öncelikle inme geçirdiğimizde mutlaka bir merkeze gidip ki bunu en hızlı olarak 112 ile yapıp orada hekimin bize bir daha inme geçirmememiz için verdiği tedaviyi çok sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Kişinin inme geçirmesine rağmen hastaneye gitmediyse oluşan risk faktörlerini önlemek için biraz önce hem Murat hocamızın söylediği hem Canan hocamızın semptomları söylediği gibi çok çok dikkat ederekten yaşam biçimi değişiklikleri yapmamız gerekiyor. İnmenin tekrarlama riski olduğunu, bu küçük hafif bir inme ya da geçici iskemik atak bile olsa tekrarlama riski hepimiz için olduğunu ve bunu önlemek için altta yatan risk faktörü her neyse, bu şeker yüksekliği, yağ yüksekliği, tansiyon yüksekliği olabilir ya da ritim problemi olabilir. Kalp ritim problemi özellikle yaşla birlikte çok artıyor ve biz olan olayı önlemek için bir daha olmasın diye kan sulandırıcı ilaçlar vermemiz gerekiyor. Bazı verilen ilaçların kan değerlerinin takibi ve söylenen düzenli kontrollerin merkezlerde takip edilmesi gerekiyor. Bazen şah damarı çok ciddi darlık nedeniyle ona müdahale etmek gerekiyor. Erken dönemde bir merkeze başvurmamış iskemik inme, tıkayıcı damar tıkanıklığına bağlı felç geçirmiş kişinin altta yatan nedeninin doğru bulunması, mutlaka bir merkeze gitmesi ve o merkezin onu yönlendirmesiyle kullanması gereken ilaçları, tahlilleri, belli aralarla kontrollerini ve kendinde var olan risklere karşı yaşam biçimi değişiklikleri, kullandığı ilaçların düzenli kullanması, diyetine önem vermesi gibi kurallara çok yakın bir şekilde, ciddi bir şekilde ev halkıyla beraber uyması gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz. Hocam dedi ki aslında herkes inme riski altındadır dedi. Altını çizdi bir daha. Ama dedi inme geçirmezseniz riskiniz daha fazladır dedi. Ve en önemli şey dedi aslında inme geçirmemek için hayatınızdaki risk faktörlerini, işte hocalarımız biraz önce hastalıklar bazında ve yaşamsal özellikler bazında bunları sıraladılar. Bunları hayatınızdan çıkarmanız gerekir dedi. Çeşitli hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, uyku apnesi gibi hastalıklar varsa bunları hayatınızdan çıkarmanız lazım. Yani bunlarla ilgili tedavi neyse almanız lazım. İki, hareketsizlik, kötü beslenme, obezite, yine uyku problemleri, sigara, alkol gibi yaşamsal özellikler. Hocam dedi ki aslında sonuçta eğer ki zamana karşı yarışmıyorsanız inme riskiniz her zaman daha büyük boyutlara, daha çok sayılara tekrar ulaşabilir. Yani bugün inme geçirdiniz, bir daha üstüne bir inme daha geçirebilirsiniz. Onun için inme geçirmek demek sırayı savmak demek değil. Aslında daha büyük risklerle yüzleşmek gerekiyor ve zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Şimdi Ender Hocam, bugün hocamız Türkiye'de her yıl 150 bin civarında inme geçiren kişinin tanı aldığını söyledi. Artık tanı almayanların sayısını bilmiyoruz tabii. Ama halk şunu biliyor ki bir felç geçirdiği zaman işte fizik tedaviye giderler. Bazen ailelerine düşkün olmayan bireylerimiz ne yapar bu süreyi? Çünkü bu yani felç geçiren insanların bakımı, onlarla ilgilenmek gerçekten meşakkatli bir süreçtir. Bazılarının imkanı da olmayabilir. Bu süreleri genellikle hafife alabilirler. Ve biz biliyoruz ki onların bu fiziksel rehabilitasyona gitme ihtiyacını bugün herkes biliyor aslında. Şimdi benim sorum şu. Bu neden önemsenmesi lazım ve bugün felç geçiren bir kişi ne zaman bu fiziksel rehabilitasyona başlaması lazım? Eğer ki bizler böyle bunu sallayıp, öteleyip, önemsemeyip böyle bir davranış içine girersek acaba bu hastalarımız hangi tehlikelerle yüzleşir hocam? Buyurunuz.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Aslında siz de çok güzel bağladınız orayı. İnme hani fizyoterapi rehabilitasyon alanında aslında en çok emek harcanan klinik durumu olarak görebiliriz. İnme sonrası hani fizyoterapi esas olarak hastanın günlük ihtiyaçlarını, günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını ki mesela bunlar neler olabilir? Kişinin elini yüzünü yıkayabilmesi, yemek yiyebilmesi veya işe gidip gelebilmesi, kendi alışverişini yapabilmesi, düşme riskinin azaltabilmek gibi bu tarz ihtiyaçlarını başarıyla nasıl karşılayacaklarını yeniden öğrenme süreci fizyoterapi. Tabii ki fizyoterapi multi ve interdisipliner ve hasta merkezli bir rehabilitasyon süreci olması gerekiyor. Bununla birlikte ölüm oranında azalma, hastane kalış sürecinde azalma ve kendine bakım aktivitelerinde yardım ihtiyacının azaldığını görebiliyoruz. Ayrıca bireyin toplumsal yaşama tekrar dönebildiğini görüyoruz. Şimdi Murat Hocam da bahsetti, diğer hocalarım da tabii ki değindi. İnme sonrası yaşamını devam ettiren hastaların %25'i 50 yaş altında oluşuyor. Bu Türkiye için rakam. Tabii ki daha ileri yaşları kapsadığını düşünüyoruz ama 50 yaş altı aslında bir toplumda hani işi devam ettiren grup olduğu için bu tarz hastaları, felç geçiren hastaların işe dönüşü de fizyoterapi açısından çok çok önemli kılıyor. Peki biz ne zaman başlıyoruz hani fizik tedaviye? Aslında mümkün olan en kısa sürede başlamamız gerekiyor. Hani bunda genel olarak uzmanların önerisi de hastanın hayati bulguları stabilleştiği zaman başlamamız gerekiyor ki bu da genellikle ilk 24 saat içerisinde yatak içi egzersizlere, ilk 72 saat içerisinde ise yatak dışı egzersizleri ve yürüme gibi mobilite aktivitelerinin başlanması yönünde oluyor. Tabii ki bu hasta ve hasta yakınları açısından zor bir süreç olması açısından da bazen bu fizyoterapi geç başlanabiliyor, başlanmayabiliyor. Peki hasta almadığı zaman neler oluyor? Ona bakacak olursak, tabii ki hastaların birçoğu fizik tedavi almasa da hani yürüyebiliyor. Sağlam taraf eliyle bu günlük yaşamdaki hareketlerini kompanse etmeye çalışabiliyor. Ama bu durum neye yol açıyor? Hastalar için daha fazla enerji harcamasına yol açıyor. Hem de bu normalde yapabildiği hareketleri yapamamasına yol açıyor. Ayrıca estetik açıdan da bozukluklarını çok daha görünür hale getiriyor. Hastalar da bu durumdan kaçınmak için toplumsal aktivitelere katılımlarını geciktiriyorlar. Bu bir sosyal rolü olabilir, babalık, annelik rolü olabilir veya işe gidiyorsa işini bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu sebeplerle mümkün olduğunca fizik tedaviye erken dönemde başlanmalı ve düzenli aralıklarla da takibi gerçekleştirilmeli. Evet, Sayın Hocam, özellikle inmenin aslında insanlarımızı hem kendisinden, hem ailesinden, hem toplumdan, hem işinden kopardığının altını çizdiniz ve bunun için olabildiğince erken sürede bu kaybolan yetenekler veya yaşamdan kopuşun geri kazandırılması için dediniz ki bizim olabildiğince erken fiziksel rehabilitasyona başlamamız lazım. İşte ilk 24 saatte yatak içi, 72 saatte de yatak dışındaki hareketlilik yani aktivitelerin hayata kazandırılması gerekiyor. Bu ötelenmesi gereken bir şey değil. Aslında hem insanları yaşamdan koparıyor ve bağımlı hale getiriyor. Bir de bu insanlara bakım desteği sağlayan öncelikle aileleri, yakınları, çocukları, işte eşleri yani veyahut da devletin sağlık sistemindeki ilgili merciler de ne oluyor? Bu yükle yüzleşiyor. Onun için bizler şöyle bir damga yapalım. Diyelim ki lütfen aslında inme konusunda herkes bilinçlenmesi lazım ve inmeyle yüzleştiğimiz zaman da bizim aslında saniyelerin bile çok önemli olduğunu bilerek bu hastalarımızı hemen sağlık kuruluşlarına aktarmak gerekiyor. Ve burada da tabii hocam altını çizdi, 112 bunları biliyor dedi. 112 mutlaka sizin için en yakın olan doğru merkezi sizle buluşturacaktır dedi. Onun için böyle hani vardır ya, bizde her şeyi düşünürken bir sorun olduğu zaman tanıdıklarımızı ararız, onu ararız, bunu ararız. Bu konu böyle vakit kaybedilecek bir konu değil. 112 hatırlanması gereken birincil ve tek merci olması gerekiyor dedi. Sonuçta inme aslında eğer yaşama şansı varsa insanların
bağımlılık demek ve gerçekten zor günler demek herkes için. Ama biz insanlara yardım edersek gerçekten bu bağımlılıkları ne yapabiliriz? Hep birlikte aşabiliriz. Evet sevgili dostlar, şimdi küçük bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sonra güzel hayat devam edecek. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Evet sevgili dostlar, güzel hayat devam ediyor ve biz bilim insanlarıyla inme, yani felç konusunda yaşama bağlanmanın püf noktalarını ve hepimize aslında düşen rolleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet Ethem Hocam, bugün aslında insanlarda hep şöyle bir yaklaşım var. Nasıl olsa biz hasta olursak çaresine bakarız. Ama hepiniz şunu vurguladınız, inme böyle çok beklemeye gelen bir şey değil, saniyeler çok önemli. İnsanlar yaşamını kaybedebilir ve ülkemiz inme problemiyle her yaşta çok yüzleşen bir topluma sahip dediniz. Şimdi bizler tabii bu korunma tarafını hep böyle öteleriz ama inme gerçekten korunmanın ön planda tutulması gereken önemli, kritik bir hastalık. İnsanlara korunma konusunda, yani inmeden ben korunmak için acaba neler yapmam lazım? İşte biraz önce risk faktörleri sıralandı ama sizlerden aslında güzel bir, tüm halkımız için bir reçete alalım. Nasıl korunacağız? Buyurun. Şimdi korunma kısmı çok önemli. Çünkü işte tüm hocalarımız bahsetti, Erdem Hocam biraz daha ayrıntılarına girdi. İnme tedavisi eski yıllara göre çok ilerledi. Ama halen ne yaparsak yapalım, hastalar ilk 6 saatte gelseler dahi, damarları açsak dahi faydamızın dokunamadığı ve sakat kalan hasta sayısı azımsanamayacak kadar çok. Onun için esasında inmeyle mücadelenin en iyi yönü sizin de vurguladığınız gibi önlenmesi. Biz bunun olmasını engellemeliyiz. Nasıl engelleriz? Esasında burada iki ana perspektiften bakmak gerekiyor. Birincisi programın başında da konuştuğumuz gibi hastalıkları bilmek gerekiyor. Yani damar sağlığı ile ilgili hastalıkları bilmek gerekiyor. Tansiyonumuz var mı? Arada bir kan basıncımızı ölçtürmemiz gerekiyor. Eskiden işte kan basıncı 14-9'un üzerine biz yüksek tansiyon diyorduk. Artık yeni çalışmalarla daha da düşük tansiyon, kan basıncı değerlerinin esasında sağlıklı insanlarda olması gerektiği ortaya konmuştu. Onun için belki hedefin 12-8 olması lazım. Onun için belli aralıklarda periyodik olarak kan basınçlarımıza bakmamız gerekiyor. Özellikle kilolu bireylersek şeker rahatsızlığı buna eşlik edebiliyor. Onun için şeker düzeylerimizin ölçülmesi gerekiyor. Kolesterol düzeylerimize en azından 30 yaşından sonra periyodik olarak baktırmamız gerekiyor. Bunu aile hekimleri kanalıyla ne kadar sık yapılacağı zaten kılavuzlarda belli, bunun takip edilmesi gerekiyor. Uyku apnesi gibi bir rahatsızlığımız varsa bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani bu genel damar rahatsızlığına yol açacak olan sistemik hastalıklar diyoruz biz bunlara. Bu sistemik hastalıklara yönelik kendimizi belli aralıklarla periyodik olarak check-up'tan geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bunların çoğu maalesef kişi bir kalp krizi, bir felç veya başka bir ciddi rahatsızlık geçirdiği zaman fark ediliyor ama sonradan anlıyorsunuz ki esasında bu o kişide yıllardan beri var. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu yine tüm program boyunca vurgulandı. Yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Esasında nadir süreçlerden bahsettik ama inme ve kalp hastalıkları esasında yaşlanmayla beraber gelen bir süreç. Onun için bizim vücudumuza yatırım yapmamız gerekiyor. İyi yaşlanmamız gerekiyor. İyi yaşlanmak nedir? Bu sistemik hastalıklarımızı bileceğiz. Varsa bunları tedavi ettireceğiz. Yani tansiyonumuzu, şekerimizi, kolesterolümüzü kontrol altına aldıracağız eğer var ise. Ama ikinci kısımda bizim de üzerimize hasta olarak veya birey olarak üzerimize düşenler var. Yürüyüşlerimizi yapacağız. Artık adım saymak çok kolay. Akıllı telefonlar, akıllı saatlerle günlük en azından 5000 adım, hatta 8-10 bin adım arasındaki bir süre fiziksel aktiviteyi yapmamız gerekiyor. Yapabildiğimiz ölçüde egzersiz yapmamız gerekiyor. Akdeniz ülkesiyiz ama maalesef Akdeniz tarzı beslenme prensiplerine herhalde en az uyan ülkeyiz. Akdeniz tarzı beslenmemiz gerekiyor. Sigara asla ve asla tüketmememiz gerekiyor. Alkol kullanıyorsak bunun aşırı miktarda olmaması gerekiyor. Onun için vücudumuza biz ne kadar yatırım yaparsak bizi o kadar iyi bir yaşlılık süreci bekliyor. İyi bir yaşlılık süreci de daha az damar hastalıkları demek. İşte bunların da başında bu programın konusu olan inme geliyor. Onun için
şöyle özetleyeyim isterseniz. Biz kendimize ne kadar iyi bakarsak, kendimizi yaşlılığa ne kadar iyi hazırlarsak o zaman inme riskimizi de o kadar azaltıyoruz veya inme geçirirsek iyileşme sürecimizi de o kadar olumlu etkiliyoruz. Evet Sayın Hocam, damar sağlığını korumak dedi hocamız. Tabii ve burada da yine bu sigara alışkanlıkları, çünkü bugün ülkemizde 4 kişiden biri neredeyse sigara içiyor. Çok ciddi bir sayı. Bir de tabii sağlık sistemlerini kullanmak. Yani ben ne kadar sağlıklıyım? Acaba bir sorunum var mı? Ve tabii bunları yaptırmak yetmiyor. Bir de doktorların söylediği, size çizdiği rotayı da ne yapmanız gerekiyor? Takip etmeniz gerekiyor. Yani doktora gitmek, şekerinizin yüksek olduğunu öğrenmek bazen bir anlam ifade etmiyor. Ne zaman etmiyor? Gereğini yapmadığınız zaman. Yani biz mesela şu sokakta duralım, önümüzden geçenlerin %50'si yüksek kilo. Bunların %50'nin yarısından çoğu obez. Şimdi baktığınız zaman hocam dedi ki bu insanların hepsi aslında inmenin riski altında. Demek ki bizler aslında biraz bilinçli olmalıyız. Hayatımızı genç ve zinde tutmak, yani yaşlanmak nüfus cüzdanıyla sınırlı bir şey değil. Aynı zamanda bizim beynimizin, kalbimizin ve organlarımızın, dokularımızın, hücrelerimizin mutlaka aslında genç yaşanması için ona yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi. Eğer ki sağlığı yaşamak istiyorsanız sağlığınız için ne yapın? Geleceğinize, vücudunuza, fikirlerinize ve hareketlerinize yatırım yapın dedi Ethem hocamız. Şimdi Canan hocam, tabii bugün biz ne yazık ki toplumumuzda bu inme konusunda bazen önemsenmeyen, yani nasıl kendiliğinden geçer ya, bu çok ağzı kaymamış ya, çok hafif bir şey, önemli değil denilen bir takım yaklaşımlar olabiliyor ve kendinden düzeleceği düşünülüyor. Bu gerçekten böyle bir şeyin beklenmemesi gerektiğini zaten söylediniz, hemen hastaneye başvurulması gerekir dediniz. Sonuç olarak bugün bir inme geçiren kişiler ne yapmalı, ne yapmamalı? İnme geçirildiği, fark edildiği anda iki, bu kişilerin çevresindeki, yakınındaki kişiler özellikle nasıl davranması lazım? Buyurun hocam. Sinan Bey, inme sonrası dakikalar değil, saniyeler bile önemli. Bunu vurguladık. Ama çok sıkça yapılan hatalar var. Hastalarımız en başta inme geçirdiklerini ya da inme belirtilerini fark ettikleri zaman bunun düzelebileceğini düşünüyorlar kendiliğinden. Ve hastaneye başvurmak yerine evde kalmayı tercih edebiliyorlar. Biraz uyuyayım, dinleneyim, kendimi daha iyi hissederim diye düşünüyorlar. Veya yakınları tarafından hastalara ilaç içirilebiliyor. Ağızdan yemek, su verilebiliyor. Bazen tansiyonu yüksek ölçülerek, tansiyon apı verilerek tansiyonları düşürülmeye çalışılıyor. Bazen evdeki kan sulandırıcılardan verilebiliyor. Halbuki demin bahsedildiği gibi inme iki çeşit. Bir çeşidi tıkanıklık, damar tıkanıklığı şeklindeyken diğeri kanama şeklinde. Kan sulandırıcı vermek bu açıdan tehlikeli olabilir. Tansiyonu düşürmek de bazı inme tiplerinde hastaya çok zarar verebilir. O yüzden hastaya inme fark edildiği zamanlarda asla herhangi bir ilaç vermemek gerekir. Ağızdan su veya yemek verilmemesi gerekir. Çünkü inme geçiren hastalar aynı zamanda yutma fonksiyonlarında da bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Ve ağızdan verilen gıdalarla suyu yutamayıp akciğerine kaçırabiliyor bu kişiler. Ve inme sonrası süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz hastalarımızı. İyileştirmeye çalışırken çok çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkıyor bu nedenle. Ve tabii ki evde asla beklememek, bir an evvel 112'yi aramak gerekiyor. 112'yi aramayıp kendi özel araçlarıyla ya da taksiyle sağlık merkezlerine başvurmaya çalışanlar oluyor. Ya da eve en yakın sağlık kuruluşuna gitmeye çalışanlar oluyor. Bu özel bir poliklinik olabilir, aile hekimi olabilir ya da küçük bir hastane.
Halbuki bu hastaneler inme hastasını tedavi etmek için tam teşekküllü olmayabiliyorlar ve inme ekipleri de bulunmayabiliyor bu hastanelerde. Dolayısıyla hastanın nakli gecikiyor ve tedavisi gecikiyor. Halbuki biz her zaman saniyelerin dahi çok önemli olduğunu vurgularken bu hastaların sahiden 112'yi arayıp tam teşekküllü bir hastaneye ve hazır bir inme ekibinin onları beklediği bir hastaneye hızlıca ulaştırılmasını istiyoruz. Bu nedenle de 112'nin aranması gerekliliğini tekrar vurgulamak istiyorum. Bir diğer konu, bazen bu demin saydığım belirtiler geçici olabiliyor. Yani hastanın saniyeler ya da dakikalar süren bir görme kaybı oluyor, konuşması bozulabiliyor, ağzı kayabiliyor, bir tarafında his ya da kuvvet kaybı olabiliyor, baş dönmesi dengesizliği olabiliyor, geçici bir bilinç bozukluğu, unutkanlığı olabiliyor. Bu süreçler düzeldikten sonra kişiler hastaneye başvurmuyorlar. Yani bunun tamamen düzelmesi hiçbir sorun olmadığını düşündürüyor. Halbuki bu belirtiler bizim için çok kıymetli. Çünkü bunlar inme habercisi belirtiler. Geçici ataklar olarak isimlendiriyoruz. Bu atakların varlığında özellikle, çünkü en çok inmeden koruyabildiğimiz hastalar bu hastalar. Bir an evvel bu hastaların bir nöroloji kliniğine ya da bir nöroloğa ilk fırsatta başvurmaları gerekiyor. Bu şekilde bu hastalarımızı atak sonrası, özellikle ilk günlerde riski çok yüksek olan inme gelişiminden koruyabiliyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Hocam dedi ki saniyeler çok önemli inme sonrasında dedi. İnme geçiren kişilere, yani birinin işte güç kaybı var, ağzı kaymış veya işte bir atak geçirdi, düştü filan. Bu insanlar asla böyle bizde çok yaygın bu. Herkese ağızdan su verirler. Bu kesinlikle doğru değil. Ağızdan hiçbir şey vermeyin. İlaçlarını dahi vermeyin. Çünkü bu insanlarda dedi beyindeki oluşan hasar ya da sorun yutma merkezini ilgilendirebilir ve akciğerde ölümcül bir takım enfeksiyonlarla hasta yüzleşebilir. Bizim öncelikle bu hastalara amacımız yardım etmekse yanlış yapmamamız gerekiyor. Ve dedi ki kendi aracınıza koyup getirmeyi düşünmeyin. Çünkü sizin gideceğiniz hastane ya da sağlık kuruluşu inme konusunda altyapısı, ekibi uygun olmayabilir. Onun için 112 ekipleri bugün bir inme, bu hasta inme ve inmede hangi hastaneye götürebilirim? Bu aritmetiği kurarlar ve sizi ona göre götürürler. Lütfen bu konuda tek adresiniz 112 olması gerekiyor. Bir de hocam dedi ki geçici ataklar olabilir dedi. Geçici ataklar olduğu zaman, yani bu bayıldı düştü filan ya da işte bir gözüm karardı, bir oturdum kendime geldim. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bir nöroloğa ya da bir nöroloji kliniğine başvurmamız lazım. Bunlar dedi inmenin habercisi olabilir dedi. Burada gördüğünüz gibi tabii aslında sağlık sorunlarının hiçbirisi hafife alınmaması lazım. Çünkü bizler tıp doktorları aslında bu erken bulguları aslında tespit etmek, onlar için gereğini yapmak için varız. Ama bize gelinmezse, başvurulmazsa biz ne yapabiliriz? Onun için sağlık sistemini ve bilimi kullanmak gerekiyor. Altını çiziyorum, bilimi kullanmak gerekiyor. Şimdi Erdem Hocam, bugün bir inmeli hasta, inme geçiren bir kişi kliniğinize geldiği zaman o hangi adımları takip ederek, bu kişiler için biraz önce hocam işte girişimselden bahsedildi ve bir de tıbbi tedaviden başlık olarak bahsedildi. Hangi aşamalardan geçer ve tedaviyle buluşur? Sinan Bey, Murat Hocam da bahsetti. İnme önlenebilir bir hastalık ama tüm her şeyi denememize rağmen önlenemediği durumda bir inme tablosuyla karşı karşıya kalıyor hastalar. Burada hep bahsettik, erken başvuru önemlidir diye. Çünkü dünyada engelliliğin en önemli nedenidir inme. Ve herkeste değişen oranda beynin bir damarsal rezervi vardır. Yani bir damar tıkanıklığı olduğu zaman beynin dayanabileceği bir süre vardır. Ama
bunu hani hastaya çektiğimiz tomografiyle hemen saptayamayabiliyoruz. O yüzden asıl hasta bir kere hızlı şekilde gelmesi. Yani burada gelen hastayla arasında tedavi başarıları iki kata yakın değişiyor. Yani aslında hasta hızlı gelmesi. Bu bahsettiğimiz ilme merkezinde oluşturulmuş algoritmalar değişiminde bu çok hızlı müdahale ediliyor. Burada dünyada zaten önerilen bu hastalar acil servise girdikten sonra 60 dakika içerisinde uygun hastalara bu tedavinin başlanması. Yani 10 dakika içerisinde görmesi, hemen katılması, 15 dakika içerisinde öyle görmesi, 25 dakika içinde beklenin çekilmesi, 45 dakika içinde tedavi kararını vermesi ve 60 dakika kadar hızlı. Aslında acil ne merkezine acil koşturma olduğuna şahit olabilirsiniz. Burada yapılan tedaviler şekilde oluyor. Bazı hastalarımız damar pıhtı eritmeye başlıyor. Damardan uygun oluyor. Bazı hastalarımız anjiyogenik müdahalelere uygun oluyor. Bazı hastalarımız her uygun olabilir. O yüzden hasta ilk geldiği zaman hastada ilk etapta hemen muayenesi yapılıyor. Acil hekim tarafından hastanın genel durumu, vital bulguları hemen hızlıca alınıyor. Ardından nörolog çağırılıyor ve akut inme tablosuna nörolog geliyor ve hastayı değerlendiriyor. Tablonun ağırlığı, müdahalelerden müdahale gerekiyor mu, hangi müdahaleler gerekli, hızlı bir şekilde değerlendiriyor ve hemen arkasından hasta tomografiye gidiyor. Tomografide ilk yaptığımız şey tabii beyin kanamasının ekarte edilmesi. Ardından hastalar eğer trombo tedavi, damardan verilen tedavi uygunla hemen bu hastalara bu tedaviler başlıyor. Eğer anjiyografik müdahalelerde akabinde düşünülüyorsa bu hastalara mutlaka damar görüntülemeleri, tomografi altında damar görüntülemeleri yapılıyor. Ve bu hastalar ardından anjiyografik müdahale gerekiyorsa hızlı bir şekilde anjiyografik müdahalelere alınıyor ve çok hızlı dakikalar içerisinde anjiyo vasıtasıyla bu hastaların damarlarının açılması hedefleniyor. Ardından da bu hastalar hemen monitörize yatırılarak hastaların çok yakında takibi gerekiyor. Tekrar tıkanmalar, kanamalar, genelde bozulmalar olabiliyor. O yüzden bu hastalar burada inme merkezlerinde özellikle ilk 24 saat çok sıkı nörolojik muayene takibi, bir ilerleme var mı, normal durum var mı, tansiyon takibinde bunlar takip ediyor. Çünkü bu merkezlerde bu işler profesyonel geçmiş doktorlar, bu işler hemşireler, internette de zaten gösterilmiş ki bu hastaların burada takip edilmesi hastaların ölüm ya da engelli kalmalarını %25 oranında azaltmaktadır. Evet Sayın Hocam, özellikle hastanelerde bugün inme protokolünü uygulayabilecek kapasiteye sahip hastanelerde aslında protokoller, adımlar bunlar oluşturulmuş. Yeter ki hasta hastaneye gelsin, zaten bunlar tıkır tıkır bahsettiğimiz adımlarla yürüyor. Hocamız bir vurgu yaptı, dedi ki dünyadaki engelliliğin en önemli nedeni dedi inmedir dedi. Bakın bu çok önemli bir cümle. Onun için bizim inme bilinçlenmemizi artıran bir toplum olmamız gerekiyor. Hadi hocam, bugün tabii inmenin aslında ölümcül olduğunu, bağımlılık oluşturduğunu, engellilik oluşturduğunu ve zamana karşı yarışılması gerektiğini hepiniz söylediniz aslında. Bugün gerek inme hastaları, gerekse inmeyi geçiren kişinin yakınları hangi zorluklarla karşılaşıyorlar ve bu zorlukları aşmak konusunda acaba nerelerden yardım alabilirler? Evet, sizin de vurguladığınız gibi Sinan Bey, ne yazık ki inme geçiren her üç hastadan birisi ağır özürlülükle başka birinin bakımına muhtaç olarak yatalak kalabiliyor. Bu hem kendi yeme içme fonksiyonlarını, tuvalet ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi yürüyemiyor, hareket edemiyor, yatak yaraları oluyor, yemeyle ilgili problemlere bağlı akciğerine mamaların kaçması gibi ek sorunlar da oluyor. Bu hastaların erken dönemde hastanede sağlık
Bakanlığı'nın son dönemlerde palyatif bakımları arttırarak bir dönemde orada aileye hasta bakımının eğitiminin verildiği yerlere gidiyor. Ama en sonunda gene ne yazık ki hasta evine ailesinin bakımına muhtaç olarak birinin desteklemesi gereken yatalak durumu olabiliyor. Bu hem kişinin yaşamında çok ciddi sıkıntılara, kişiye işini kaybediyor, sosyal çevresini kaybediyor, maddi ve psikolojik birçok sıkıntı yaratırken ona bakmak zorunda kalan aile fertleri, eşi, çocukları, yakın çevresi aynı ortamda o hastanın desteğini vermekle hem sosyal hem psikolojik olarak ciddi baskı altında ve yardıma muhtaç kalıyorlar. Bu hastaların destekleri hem Sağlık Bakanlığı'ndaki evde bakım hizmetleriyle hem bazı belediyelerde aynı şekilde evde bakım hizmetleri şeklinde bazı tahlillerinin yapılması, yara bakımlarının yapılması, beslenmesinin desteklenmesi şeklinde yardım alabilmektedir. Ne yazık ki sosyal medya çok güzel ama bazen çok yanlış bilgilere ulaşılabiliyor. Hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgiye doğru yerlerden ulaşması gerekiyor. Biz Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak birçok sosyal medya platformunda aktif videolarla, bilgilerle, güncel verilerle halkımızın bilinçlendirilmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında internetten Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nin sitesine eğer girilirse hastalarımız için videoların, bilgilerin, kitapların, broşürlerin, yapılan haberlerin, televizyon programlarının kayıtları mevcut. Buralardan bazı bilgilere ulaşmaları mümkün olabilir. Bunun dışında biz infodan eğer hasta ya da hasta yakını sormak istediği bir problem varsa, yazarlarsa biz onlara hem Nöroloji Derneği'ndeki sosyal hizmet uzmanımız var onun vasıtasıyla hem bizlerin eğer gerekiyorsa yardımcı olabileceğimiz konularda destek vermek isteriz. Sağlık Bakanlığı'nın, belediyelerin, aile hekimlerinin de desteği tabii ki önemli. Evet Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam dedi ki gerek inmeden korunmak, gerekse inmenin etkilerinden daha az etkilenmek, gerekse inmeli bireylere yardım etmek için bizim önce istememiz lazım. Bu üç tane başlığı ve bunun için kaynaklar var. Hocam Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nin bu konuda aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak kamusal hizmet yaptığını ve bilgi ürettiğini söyledi. Bunlardan faydalanabileceğimizi söyledi. Son olarak Ender Hocam, bugün fiziksel rehabilitasyonun inme geçiren hastalarda çok önemli olduğunu ilk 24 saatlik 72 saatte hem yatak içi hem de yatak dışı faaliyetlerin, aktivitelerin başlatıldığını söylediniz. Bugün inmeli geçiren bir hasta geldi, hocalarımız tedavisini yaptı ve siz de bu sürece dahil olduğunuz zaman hangi adımları özetle yapıyorsunuz hocam? Aslında bu birazcık son dekatlarda hani nörobilim alanındaki gelişmelerle birlikte bir değişim göstermeye başladı. İnme rehabilitasyonda pek çok hani bilgi, beceri ve yaklaşımın gelişimini takip etti bu gelişmeler. Daha önceleri hastaların hani birazcık daha pasif kaldığı, germe, işte kuvvetlendirme ve normal eklem hareketi gibi egzersizleri içeren konvansiyonel egzersizler, tedavi yaklaşımları tercih ediliyordu. Ama günümüzde nörobilimdeki gelişmelerin ışığında oluşturulan nörofizyolojik yaklaşımlar tercih ediliyor. İşte bu yaklaşımlar bol tekrar içermeleri, fonksiyonel temelli olmaları, amaca yönelik egzersizlerden oluşmaları gibi çeşitli motor öğrenme prensiplerini benimsiyor. Yani örnek olarak bahsedecek olursak eskiden hastaları biz kolunu öne doğru kaldır, 5'e kadar say derken artık anlamlı hedefler ekliyoruz tedavilere. Aynı eklem hareketini örneğin rafa kitap yerleştirme şeklinde çalışabiliyoruz. Tabii ki bunların yanı sıra teknolojide de gelişmeler var. Bununla birlikte ortaya çıkan işte çeşitli robotik tedaviler ve sanal gerçeklik uygulamaları da tedavilerimizin, fizyoterapi tedavilerinin rutini haline gelmeye başladı. Örneğin biz hani Hacettepe Üniversitesi'ne baktığımız zaman 40-45 dakikalık bir egzersiz programı çalışıyoruz. Daha sonra hastanın uygunluğuna göre tabii ki sanal gerçeklik ve robotik uygulamaları dahil etmeye çalışıyoruz.
Bunlar tabii ki birazcık daha fonksiyonel hastalar için geçerli. Ama biraz önce Hadi Hocam da bahsettiği gibi hani evde bakım gerektiren hastalarda da gerekli aile ya da bakım veren kişilerin eğitimini sağlıyoruz. Egzersiz ve şey açısından eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Bunların yanı sıra hani hastaların yutma bozukluğu olabiliyor. Ona bağlı olarak yutma rehabilitasyonu gerçekleştiriyor. Katılım boyutunda diğer sağlık profesyonellerinde destek alıyoruz. İşte günlük yaşam aktiviteleri için ergoterapistlerden, konuşma bozuklukları için dil konuşma terapistlerinden destek alıyoruz. Hastayı multidisipliner açıdan ele almaya çalışıyoruz. Bu süreç çünkü kısa bir süreç değil. Dediğimiz gibi ilk 24 saat, 72 saat içerisinde duruma göre başlıyor ve çoğu hastada da ömür boyu devam etmesi gereken bir süreç. O yüzden hastaların ve hasta yakınlarının, bakım verenlerin mutlaka sürece dahil olmasını bekliyoruz. Evet hocam, çok güzel söylediniz. Bu multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerekiyor. Hastanın kendisi, yakınlarının, aslında toplumsal olarak herkesin bu sürecin bir parçası olması gerekiyor. Aksi takdirde biz ne inmeden korunabiliriz, ne inmenin yaşamsal etkileri, muhtaçlık durumları ve yakınlarındaki destek sağlayan kişilerin de bu yaşadıkları zorluklardan korunmamız mümkün değil. Onun için bu konuya dört elle sarılmamız lazım. Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. İnme, felç ve muhtaçlık ve hatta ölümcül etkilere kadar değişen birçok önemli hususu değerli hocalarımız masaya yatırdılar. Bugünkü konuklarım Profesör Doktor Murat, Ethem Murat Arsava, Profesör Doktor Canan Togay Işıkay, Profesör Doktor Erdem Gürkaş, Profesör Doktor Hadiye Şirin ve Doçent Doktor Ender Ayvas hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin ve yetiştirdiğiniz öğrencileriniz, hizmet verdiğiniz kişiler umarım ki inmenin etkilerinden daha az etkilenirler ve inmeyle yüzleşmezler. Ama büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet edin. Biz ve halkımız da sizlere emanet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Evet sevgili dostlar, bu hafta da geldik Güzel Hayat programının sonuna. Haftaya yine yeni bir programda, yeni bir başlıkta yine değerli bilim insanlarıyla bir arada olacağız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın. Hoşça kalın. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.